Hani ben burada bu işi yapıyorum ya, bunu bir iş olarak sayacak olursak eğer yani. Eğer burada aklıma yatmayan bir şey var deseydim bu direkt olarak internet yaftalamalar olurdu. Yani internet yaftalaması derken neyden bahsediyorum? İşte inseller olsun. Alfalar, betalar, omegalar, kappalar, faylar falan. Burası ne hale döndü biliyor musunuz? Böyle herkesin birbirine ad taktığı, birbirleri bittiğinde de kendilerine ad taktığı bir yer oldu. Hiçbir şey yetmezse tutup biz inseller falan diyenler var yani. İnsel nedir az çok biliyoruz ama bir de bunun bir femsel boyutu var. Bugün birazcık ondan bahsetmek istedim. Gelin hemen başlayalım. TDK'ya göre yafta. Farsçadan geçmiş, isim olarak üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili bilgi veren yazılı kağıt parçası. Nermi Uygur'un sözlerine göre bir şeye ad koymak, satışa çıkarılan malın üzerine yafta asmaya benzetilebilir. Var ya, bütün videonun özeti de tam olarak bu cümle olabilir. Bir şeye ad koymak, satışa çıkarılan malın üzerine yafta asmaya benzeyebilir. İkinci olarak da şöyle bir şey geçmişler. Kişiye isnat edilen haksız suçlama. Yani yaftanın biraz negatif bir alt tonu var. Öyle iyi bir niyetle insanlara yafta yapıştırılmaz. Genellikle altında bir art niyet olur. Genellikle altında bir gündem olur. Birisine isim takmak kötü bir şeydir. Bize küçüklükten beri öğretilen bu. Birisine isim takmak demek o kişinin değerini küçültmeye çalışmak demek. O kişiyi aşağı çekmeye çalışmak demektir. En basit mantığı bu yani. Birileri şimdi şöyle bir şey söyleyebilir ama alfa mesela. Alfa iyi bir şeydir. Alfa olmak iyidir ya da işte sigma olmak iyidir falan gibi düşünenler var. Bir etiket yaratıp işte sen bu olabilirsin deyip seni o yola itmeye çalışmak ve o yolda senin eksikliklerini belli etmek senin aşağıda olduğunu gösterir zaten. Ve senin bu tür yaftaları kabul etmen de demek. Ortada bir alfa varmış, ortada bir beta varmış, aman o olmayayım, aman öbürü olayım gibi bir şeylerin peşinden koşmak demek, seni eşek gibi bir şeylerin peşine koşturmak demektir. İnternette herkesin ay ne olur gel benim de alnıma bir tane yafta yapıştır demesini hiç anlayamıyorum ben. Birisi gelse de bana bir yafta yapıştırsa, birisi gelse de bana bir şey söylese tayfayı hiçbir zaman anlayamayacağım ve hiçbir zaman ciddiye alamayacağım. Kusura bakmayın. 2 haftadır bu metni yazmaya çalışıyorum. Femsel nedir? Hakkında bilgi vereyim, referans vereyim, psikolojideki yeri nedir, toplumdaki yeri nedir? Sosyal medyada yeri nedir? Pop kültürde yeri nedir? İnanır mısınız? O kadar içimden gelmiyor ki yazmak. Evet bir şey yazdım ama gerçekten ben bu metni kullanmayacağım. Çünkü o kadar ciddiye almıyorum ki ben bu metni okusam ne olur okumasam ne olur. Aynı inselleri ciddiye alamadığım gibi femselleri de ciddiye alamıyorum. Ve kendisine ısrar ve inatla kötü isimler yakıştırmaya çalışan veya işte böyle kötü bir takım özellikleri yakıştırmaya çalışan veya kendisini bir şekle sokmaya çalışıp yüzeysel kalmakta ısrar eden insanları da hiçbir zaman ciddiye alamayacağım. Yine de birazcık bakalım neymiş? En azından hakkında bir fikrimiz olur. Femsel, aynı insel gibi gelebilir kulağa ama tam olarak öyle değil. Female celibate diye geçiyor. Aslında onun kısaltması olarak femsel olmuş ama hatırlarsanız involuntary celibate'ın kısaltması da inseldi. Tam karşılığı inselin kadını olmuyor yani. Erkekler insel, kadınlar femsel öyle bir şey değil. Bu daha farklı bir şey olmuş. Yani en azından zaman içerisinde evrilmiş denebilir. Ama her ne olursa olsun bu femsel kelimesi de kullananı veya kendisine bunu yakıştıranı aşağılamak üzerine ortaya atılmış bir laf. İnsel her ne kadar en başta bu 90'lardaki çıkış tarihinden bahsediyorum. İnsanları aşağılamak için kullanılmasa da daha sonra bu direkt olarak ona döndü ya. Yani femsel kelimesinin çıkışı direkt olarak o kişiyi aşağılamak, hor görmek, aşağı görmek. Ve o yüzden de hani bunu kasıtlı olarak kullanana veya kasıtlı olarak kendisine yakıştırana karşı bir gram saygım yok. Kafasında henüz insan ilişkilerini oturtamamış, hayatındaki beklentileri henüz tam olarak karşılayamamış olan insanların acısını anlarım veya bu acısını ifade etmek için bir takım terimler bulmaya çalışmasını da anlarım. Ama ısrar ve inatla kendisini bu kadar aşağı çeken kelimeleri işte ben buyum diye savunmak, ya ben şunu anlamıyorum. Ne oldu da ben o çocuğu gibi muamele görmek istiyorum demek bu kadar moda oldu? Ya bir insan kendisine bunu neden yakıştırır? Bir insan neden kendisine benim bütün değerim, insan olarak bütün değerim, birlikte olduğum kişiler kadardır gibi bir yüzeyselliğe sığdırır? Femsel denilen kavram kadınları tek bir meseleye indirgiyor. O da işte birlikte olduğu kişiler kadar değerim var. Ve aynısı insellerde de var işte. İnsellerde kaç kişiyle birlikte olmuş, kaç tane kadın kendisine bakmış, kadınlar kendisine bakmış mı bakmamış mı falan bununla kendilerini yargıladıkları için sürekli olarak bir gariplik var yani o işlerde. Eğer bir ilişki içerisinde değilsen o zaman sende bir terslik vardır falan gibi düşünüyorlar. Ya sende bir terslik vardır ya da toplumda bir terslik vardır ve sen bunun kurbanı olmuşsundur. Tam olarak öyle diyebiliriz yani. İnseller bir ilişki kuramadıkları zaman genellikle kadınları ve feminizmi suçluyorlar. Yani işte ben sevgili bulamıyorum çünkü kadınların gözü çok yükseklerde. Kadınlar hipergami dolayısıyla hep kendilerinden çok daha iyi görünümlü, çok daha işte klasman olarak yüksek insanlara bakıyorlar ve o yüzden de aslında onun eşiti benken bana bakmıyor gibi bir düşünceleri var. Ve insellerin düşüncesine göre işte feminizm ve işte bu kadınların daha fazla
seçici davranması ve her önüne geleni kabul etmemesi tam olarak yani onların birileriyle sevişme ihtimalini düşürüyormuş. Ve kendilerinin sevişme ihtimali kalmayınca da değerleri de ona göre düşüyor. Ve bunu artırabilmek için işte looks maxing gibi bir takım şeylere başvuruyorlar. Fiziksel olarak görüntülerini değiştirirlerse o zaman şanslarının daha yüksek olacağını düşünüyorlar. Ama bu süreçte suçlanan bir kesim varsa o işte kadınlar, kadınların tercihleri ve feminizm. Yani kendisi sevişemiyor çünkü feminizm. Kısacası bu yani. Olayın özeti bu. İlginç olarak femseller kendileri de ilişki yaşayamadığı için bir sıkıntı içerisindeler ya. Kendilerini suçluyorlar. Yani erkekleri ya da işte ataerkiyi falan suçlamıyorlar. İşte sevgili bulamıyorum çünkü ataerki falan diyen bir tane femsel bulamazsınız. Özellikle de bu güzellik algısı dolayısıyla yaşadıkları bir sıkıntı var. Ve kadınların sürekli olarak bu güzellik algısının peşinde koşması dolayısıyla kadınların suçlu olduğunu, kendilerinde bir yetersizlik olduğu için sevgili bulamadıklarını da söylüyorlar. Yani eğer herhangi birisi suçlanacaksa yine kendilerini, yine kadınları, kadınların içinde bulunduğu sonuçları ortaya koyuyorlar. İçselleştirilmiş cinsiyetçilik nedir tam olarak bunu görmek istiyorsanız femsellerin hayat düsturuna bakabilirsiniz. Sevgili bulamıyorum çünkü ben yetersizim. Sevgili bulamıyorum çünkü bende bir bokluk var. Diğer kadınlar bu oyunu çok iyi oynuyor ve ben bu oyunda geride kalıyorum ve hiçbir erkek bana bakmıyor. Hiçbir erkek beni sevemez. Kimse beni cinsel olarak beğenemez. Böyle bir düşünceleri var. Hatta onların da bir tane pili var. Mesela insellerde bir red pill var ya, bunlarda da pink pill varmış söylenene göre. Bunlar inselleri falan da sevmiyorlar. İnsellerin bu looks maxing'ini falan da bayağı küçümsüyorlar hatta. Yani onlar gibi yapıyorsunuz, onlar gibi olmaya çalışıyorsunuz gibi böyle iyice bir olayı nihilizme vuranlar var. Eğer sevgili bulabilmek için bir takım şeyler yapmak gibi bir mevzu varsa ortada, bu onlar için eleştiri konusu oluyor. Çirkin kadınların asla sevgili bulamayacaklarını savunuyorlar. Öyle kadınların da istedikleri zaman birisiyle yatamayacağını falan söylüyorlar. Hani bazen böyle bazı erkekler çıkıp salak salak konuşuyor ya. Dışarı çıksan, elini sallasan zaten 10 tane kişi sana ilgi gösterir falan. Öyle bir şey yok bu arada. Ya da hani böyle şeyler vardır. Ona ben bayılıyorum. Şimdi senin mesaj kutunda en az 200 tane erkek vardır falan. Sadece kız olduğu için günde 200 tane mesaj gidiyor falan. Öyle bir şey yok yani. Bazıları da şey der mesela, sana gelmiyorsa demek ki sende bir sıkıntı vardır. Yani kısacası insellerle femseller arasında öyle bir fark var. İnseller kadınları suçluyor, femseller de kadınları suçluyor. Yani kendilerini suçladıkları için doğal olarak kadınları suçlamış oluyorlar. Yani bir insanın kendi değerini sadece cinsel bir obje olmasına bağlaması çok kötü bir şey. Ve hani bunun sistematik bir mevzu olduğunu düşünecek olursak, ki birazdan geleceğim o konulara. Her şeyi detayına kadar düşünüyorlar. Hangi kadının neresinin çarpık olduğunu, neresinin yamuk olduğunu, onun üstünden kaç olduğunu düşünüyorlar da. Yani kendilerini bu kadar gerzek bir biçimde yafta yapıştıranların amacını bir türlü anlayamıyorlar ya. Beni kaybettikleri nokta o olsa gerek. O insanları ciddiye alamamamdaki sebep bu olsa gerek. Bu kadınların bir şeyleri içselleştirmesi ama erkeklerin hep dışarıya doğru böyle olayları sıçratması mevzusundan bir yerde bahsetmiştim hatırlarsanız bu. Kadınlar Mars'tan ama Anan Uranüs'ten gibi bir kitap vardı ya. John Gray orada bundan bahsetmişti ve çok yanlış bir referans vermişti. Yani referansın tam tersini anlatmıştı. John Gray'in söylediğine göre erkekler olayları içselleştiriyorlar ve içlerine atıp kapanıyorlar. Kadınlarsa bunu konuşarak çözmeye çalışıp paylaşımcı oluyorlar ya da dışarıya sıçratıyorlar. O şekilde anlatıyordu. Ama yapılan bir araştırmaya göre, ki onun da linkini tekrar paylaşayım, aşağıda bulabilirsiniz. Bu tam tersi. Kadınlar bir şeyleri içselleştiriyorlar. Erkeklerse dışarı sıçratıyorlar ya da dışarıdan olayları çözmeye çalışıyorlar. Yani kadınlar herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıklarında acaba ben bir şeyi yanlış mı yaptım diye olayları birazcık daha fazla sahipleniyorlar ve bu onlarda depresyon, anksiyete gibi hastalıklara sebep oluyor. Erkeklerse bu olayı öfkeyle çözmeye çalışıp dışarı yansıtıyorlar ve madde bağımlılıkları, işte öfke patlamaları gibi mevzularla sınanıyorlar. O araştırmaya göre çocukların yetiştirilme tarzları bu konuda çok fazla ön plana çıkıyor. Yani kız çocuklarının yetiştirilme tarzı ile erkek çocuklarının yetiştirilme tarzı arasındaki farklar bu cinsiyetlerin farklılaşmasına, işte kadın böyle davranır, erkek böyle davranır olmasına sebebiyet veriyor. Mesela diyor ki o araştırmada, kız çocukları daha küçüklükten itibaren işte başkasına anlayış göster, o kişilerin düşüncelerini anlamaya çalış, ona iyi davranmaya çalış gibi yetiştirilirken, erkek çocuklarına başkalarına rağmen bir şeyleri yapman lazım, atak olman lazım, bastırman lazım, üste çıkman lazım şeklinde yaklaştıkları için bu ilişkiler dengesinde de kendisini gösteriyor veya ilişkilerle alakalı herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında da kendisini gösteriyor. Bir kadın ilişkisinde sıkıntı yaşadığı zaman ben nerede hata yaptım der. Bir erkek ilişkide sıkıntı yaşadığı zaman bu kadın niye bana böyle davranıyor der. Ya tabii bu bir genellemeye giriyor ve burada bana küfür edebilirsiniz. Buna izin veriyorum. Yani sadece söylemek istediklerimi basit bir örnek olsun diye diyorum bunu. İstediğiniz kadar hayır öyle değil böyle diyebilirsiniz. Altta istediğiniz kadar yorum yazabilirsiniz. Genelleme yaparak ben bunu hak ettim. Farkındayım. Evet.
bu insellerde de femsellerde de bir değer eksikliği var. İnseller yeteri kadar iyi görünmedikleri için veya işte bu dış görünüş konusunda sıkıntılar yaşadıkları için kadınların kendisini tercih etmediğini ve bunun büyük bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Femsellerse işte kendilerinde bir sıkıntı olduğu için erkeklerin kendisini tercih etmediğini ve bu güzellik standartlarının da ve kadınların bu olaya dahil olmasında kendilerine pek yardımcı olmadığını söylüyorlar. Yani sadece kendilerini aşağılamıyorlar, bir de diğer kadınları da aşağılamaya çalışıyorlar. Ama sonuç olarak herkesi böyle bir aşağı çekmeye çalışma var. Bu da işte özgüven eksikliğinden veya işte kendisine saygı duymamasından, çevresine saygı duymamasından geliyor. Bu da yani inşallah bir süreçtir. İnşallah karakter özelliği haline getirmezler hayatlarındaki. Öyle bir şey söyleyen de var. Yani sadece bir dönem için insanların bu inselliğe ya da işte red pill'e, bu menosfere veya işte bu femselliğe falan odaklandığını söyleyenler de var. Ama tabii bu tür konular henüz yeni olduğu için bu konularda çok fazla böyle referans verebileceğimiz çalışma da yok. O yüzden önümüzdeki dönemlerde ne gibi araştırmalar yapılacak çok merakla bekliyorum ben. Bir de bazı insanlar bu femselliği internet estetiği olarak görüyor. Ondan da bahsetmek lazım. Yani bu bir grup insana göre femsel işte Lana Del Rey dinler, Gone Girl gibi filmler izler, işte Megan Fox falan sever, özellikle işte Jennifer's Body gibi filmleri falan izler. Fleetwood Mac, Blondie falan dinlemek de bu femselliğe giriyor bazılarına göre. Ama böyle internet estetiği gibi düşünün. Hani böyle bir gün trendi geçtiği zaman kenara çıkarıp bırakacakları bir şeymiş gibi görüyorlar. Ama bir grup femselde bununla hiç alakası olmadan, hiç böyle olaylara girmeden, ne izlediğinin ne dinlediğinin önemi olmadan, kendisine verdiği değerin düşüklüğünden dolayı bu tür bir zihin yapısı içerisinde olduğunu da kabul ediyor. Bir de bazı insanlar bu involuntary mevzusuna kafayı takıyor. Yani istem dışı bu olayların gerçekleşmesine kafayı takıyor. İnseller istem dışı bir bekaret taşıyorlar. Hani kadınlarla birlikte olamamaları kendilerinin isteği doğrultusunda yaşanan bir şey değil. Ve femseller de işte biz de isteğimiz dışında böyle bir şey yaşıyoruz dedikleri zaman kabul görmüyorlar. Yani bazı insanlara göre femsel diye bir şey olamaz. Ters mıknatıslaşma yaparsan kadınsın, sen istediğin zaman sevişecek birisini bulursun. Eğer sevişecek birisi yoksa etrafında muhtemelen senden kaynaklıdır. Bu da istem dışı olmaz. Bu isteme göre olan bir şey diyorlar. Yemin ederim şuraya bir tane derdiniz butonu koyacağım. Hepimiz rahatlayalım yani. Yaşadıkları sıkıntıları, hayatlarındaki eksiklikleri, mutsuzluklarını anlatmak için internette bir takım destek aradıkları ortamlara girmelerini anlarım. Bunu anlayabiliyorum. Yaşadıkları bu mutsuzluk ve eksik gördükleri mevzu her neyse, kendilerinin dışında başka insanların başına geldiğini görmeleri onlarda belki bir farklılık yaratabilir. Onu da anlıyorum. Ama neden sürekli böyle bir hakaret boyutuna getirip birilerini yaftalama veya kendilerini yaftalama yarışına giriyorlar, onu işte bir türlü anlayamıyorum ben. Yani neden her şey hakaret boyutuna gelmek zorunda. Şimdi gençler bunu daha sık kullanıyor falan diyorlar da yani bu kelimeleri gençler bulmadı. Bu kelimeler 90'lardan beri kullanılan kelimeler. Yani özellikle de incel kelimesi 90'lardan beri kullanılan bir mevzu. Hatta bir kadın bulmuş bu incel kelimesini ve kendi aşk hayatında yaşadığı bir takım sıkıntılar ifade etmek için bu incel kelimesini kullanmış. Şimdi erkeklere incel kelimesini bir kadın buldu desek, ya Matrix'i çeken adamlar trans oldu deyince nasıl tepki verdiklerini de gördük. Yani o yüzden red pillcilere, incellere pek bir şey anlatılmıyor ama. Ya bir de ergenlerin bu geher geher konuşma rahatlığı var ya, hani böyle her şeyi hakkında böyle tez yazacak kadar bilgi sahibiymiş gibi bir özgüvenle ortada böyle atıp tutmaları, öyle bir mevzuların olduğunun da farkındayım yani. Hani kelimenin anlamını bilmiyor, kendisini ne kadar küçük gördüğünü farkında değil ama bunu böyle biz inseller falan gibi anlatıyor ya. Yani normal insan işi değil o bence işte. Yani ne olabilir düşünüyorum. Ergenlik dönemindeki kimlik arayışı belki. Toplumsal baskılar olabilir. Yaşadıkları ortamdaki mutsuzluklar olabilir. Yani Türkiye'de yaşayan gençlere de çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ben. Gerçekten çok mutsuzlar ve bunun için çok haklılar da. Yani psikolojik faktörleri olabilir. Düşünüyorum daha ne olabilir? Bir sürü şey olabilir. Elbette olabilir. Ben de bunun farkındayım. Ama sanki böyle ortada başka bir şey daha var. Böyle ne olabilir diye şöyle bir düşünüyorum. Acaba diyorum sanki birileri bunu özellikle pompalıyor olabilir mi? Gerçekten böyle komplocu dayılar gibi çıkıp Amerika bizi bölmeye çalışıyor falan demek istemiyorum ama medya ve popüler kültürde bunun sürekli pompalanmasının altında bir sebep var ya. Kapitalizmin daha böyle baskın olduğu ortamlarda bir ürün satmak için ya da bir fikir satabilmek için karşındaki insanın yetersiz olduğunu düşündürmek bir pazarlama aracı olarak kullanılıyor zaten. Bunun farkındayız. Veya aslında uzun zamandır kullanılan bir şeydir ya, bir imaj çizerler. Böyle bir hayal
oluştururlar. O hayali satmaya çalışırlar. Mesela bu 50'lerde mutlu aile, aile saadeti gibi mevzular falan vardı ya, nasıl bok çıktı sonrasında. Böyle sanki insanlar belli bir kalıba girerse çok mutlu olacakmış gibi bir fikir satılmaya çalışıyor. Bunların hepsi zamanında kasıtlı olarak, tasarlanarak yapılmış bir şey. Aynı şekilde bugün yaşadıklarımız da kasıtlı olarak, tasarlanarak yapılan bir şey. Herkesin farklı bir beklentisi olabilir. Herkesin farklı bir gündemi olabilir. Yani bu amacı güden çok farklı insanlar olabilir. Bir şirket mesela bir ürün satmak ister, senin özgüvensizliğini kullanmak ister. Bir politik parti kendisine oy kasmak ister, o yüzden senin özgüvensizliğini kullanmak ister. İşte bir tane bir şekilde etki kazanmak isteyen bir topluluk olur. Onlar da işte seni böyle avlamak ister, o yüzden senin özgüvensizliğini kullanmak ister. Herkesin düşüncesi farklı olabilir. Ama herkesin buluştuğu bir ortak payda var, o da senin özgüvensizliğin. Senin kendine verdiğin değer veya işte o değersizlik duygusu. Sen ne kadar kendini değersiz hissedersen o kadar avlanmaya açık olursun. Alfa olmak istiyorum dersin, işte sigma olmak istiyorum dersin. Ya da ne bileyim tradwife olmak istiyorum, mutlu yaşamak istiyorum, rahat yaşamak istiyorum dersin. Veya belki de tradwife bulmak istiyorum dersin. Hani bu tür şeyler aslında özgüvensizliklerin pompalanmasından kaynaklanan bir mevzu ya. Yani bu çok açık, ortada bir mevzu. Yani bunun için komplo teorisyeni olmak falan da gerekmiyor aslında. Yani mesela birisi bir araba satarken sadece o arabayı satmaz. O arabanın aynı zamanda nasıl bir statü getirdiğini de satmaya çalışır. Birisi bir güzellik ürünü satarken sadece mesela bir fondöten satmaz. O fondötenin işte senin hayatında oluşturabileceği değişimleri ve seni nasıl böyle bambaşka bir insan yapabileceğin fikrini falan da satmaya çalışır. Ama bütün bu koşullarda senin bir şeyden memnuniyetsizlik duyman lazım. Senin mutsuz olman lazım. Eğer sen mutsuz olursan o şeyi satın almaya daha yakın olursun. İhtiyaç yaratılır ki sen o ihtiyaçları gidermek için bir şeylere başvurabilesin. Ve ne yazık ki gerçekten yani sıfırdan internete başlayan bir insan 10 dakika içerisinde alt-right metinler içeren bir sürü ırkçı, bir sürü cinsiyetçi, bir sürü saçma sapan şeyle karşı karşıya kalabilir. Ve bunun gerçekten deneyleri falan yapılıyor internette şu an. Sıfır algoritmayla başlayıp 10 dakika içerisinde karşısına sadece görüşte bir sürü içerik çıkan insanlar falan var. Bunlar anormal şeyler. Bunlar normal şeyler değil. Bir kadının çıkıp kendisine işte ben sevişemedim o yüzden çok değersizim demesi normal bir şey değil. Aynı şekilde bir erkeğin de çıkıp İşte şu kadın bana bakmadı, o kadın inandığı düşünceler, o kadının değerleri ters, o yüzden o kadının değerlerinin ortadan kalkması gerek, bunlar normal şeyler değil. Daha bugün Afganistan'da kadınların sokakta sesinin çıkması yasaklandı. Ve dışarıdan geçen birisi evin içerisinde bir kadın sesi duyarsa o kadın ondan ceza yiyecekmiş. Bunlar normal şeyler mi? Kendinize bu lafları yakıştırmayın. İnsanlar size bu tür yaftalarla çıkıp geldiğinde onun bir amacı olduğunu bilin. Mümkün olduğunca da uzak durun. Bu akıl kârı değil, bu normal insan işi değil. Bunlar normal değil. Daha önceden söylediğim gibi ben bu sapkınlığı çekmek zorunda mıyım? Değilim. Sınırlarınızı en baştan belirlemeniz şu an için daha iyi olabilir. Bu tür konulara karşı. Bu bana ne satmaya çalışıyor? Çok basit bir soru. Ne yazık ki hepimizin daha sıklıkla sorması gereken bir şey. Bu bana ne satmaya çalışıyor? Ben böyle hissedersem bu kişi bundan ne kazanç sağlayacak? Tek varabildiğim sonuç bu. Eğer sizin verdiğiniz başka sonuçlar varsa lütfen yazın. Birlikte konuşalım. Bu konu hakkında birazcık daha bilgimiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.